Ayarsızlaşma. He boşuna mı öldü? İçinden geçerim senin ha. Konuştursan ne olur, konuşturmasan ne olur. Doğalgaz ve elektriğe gelen zamları soruyoruz. Ne düşünüyorsun? Biz onu üretmiyoruz ki abi, dışarıdan geliyor. Evet. %50'sini zaten devlet karşılıyor elektriğin. %50'sini. Daha ne istiyor bu millet? Bundan daha iyi nasıl yönetilecek yani? Nasıl %50'sini karşılıyor? Ya 100 liranın 50 lirasını devlet sponsor ediyor. Abi, nasıl görmedin? Nasıl görmedin? Ya bu yalan mı yani? Şimdi bize mesela 400 lira gelmiş, 200 lirasını devlet mi? Evet, aynen öyle. Bundan önce ben almadım. 400 lira gelmeyecekti sana. Aldı 700 lira gelecekti sana. Ha, öyle diyorsun. Ya, evet. Abi, sen şükredelim diyorsun yani. Ha? Şükredelim diyorsun. Tabii canım, bundan daha iyi ne olacak? Abi, dünya battı ya. Allah'ın sana ya Allah aşkına ya, yapmayın ya şu memleketi. Mesela hangi ülke battı abi? Abi, Almanya, İngiltere. Ya Trump bak diyor. Trump'ı yedi bu şey pandemi. Pandemi yedi onu. Abi, tamam mı? Abi Trump seçimle kaybetti. Seçimle kaybetti ama pandemi yedi onu işte. Abi ben sana bir şey soracağım. Kaçma dayı. Bir dakika devletin kaçma. Devletin bak. Kaçma. Devletin bak. Aç duracağız, tik duracağız. Kimseye muhtaç olmayacağız. Kaçma bizi, bak, bir dakika. Bak bir dakika. Bizi kimse kabul etmez hemşerim. Bak biz Irak değiliz, İran değiliz. Biz ya öleceğiz ya öleceğiz. Bizi ölmek hiç kimse kabul ya. Etmez. Ya ölmek mi istiyorsun? Ay ne alakası var? Bizi hiçbir ülke bizi kabul etmez. Bak hiçbir ülke bizi ancak biz şey yaparız. Abi ben sana bir şey soracağım. Almak istiyorum. Tam yaşıyoruz işte, ne güzel, daha ne olacak? Bu ülkede güzel kardeşim. Bu benim neyim kuru oğlum benim? Baksana dayı kaç. Ne alaka var? Sen kendine bak la. Ne alakası var? Abi doktorlar dışarı gidiyor ya. Kardeşim doktor dışarı gidiyor. Yeryüzünde İsrail, İtalya, Fransa, Almanya'da bir ev kirası 750 euro, askeri ücret 1800 euro. Kira yardımında söylesene. Bir paket sigara 15 euro. Kira yardımında söylesene dayı. Neyi söyleyeyim? Orada kira yardımı. Sen burada valilikten gidip almıyor musun? Yok, kaymakamlıktan almıyor musun? Bana diyorlar AK Parti'ye üye misin? Değilim abi. Ne hadi alakası var kardeşim? Ne hadi alakası tabii. Var? Vallahi sen almıyorlar. Burada provokasyon yapıyorsun şu vallahi an resmen. Almıyorlar. O zaman yaşamayacaksın kardeşim. Allah Allah. Bak bunca insan. Bu vatan benim vatanım. Ben kanımı almışız, canımı almışız. Dedelerim kurtarmış beni. Dedelerim kurtardıysa sahip çıkacaksın. Tamam sahibiz işte. Sahip istemiyoruz. Mecbur muyuz? Kardeşim istemek zorunda değilsin. Tamam işte vermeyeceğiz. Sen diyorsun ki vermeyeceğiz. Sana oy siktir git diyor. Dedin dayı diyor. Güzel kardeşim temin mi o zaman yurt dışına gidelim? Kim dedi dayı öyle bir şey? Git o zaman yurt dışında yaşa. Öyle bir şey demedik. Öyle bir şey yok dayıcım, sen nereden kardeşim sandın? İtalya batmış, Almanya. Beyefendi ne alakası var gülüm? Beyefendi arkadaş öyle bir şey demedi. Biz kardeş değiliz dayı. Sadece tamam canım kardeşim. Sen Müslümansak Müslüman gibi davran, tamam mı? Yani Müslüman mahallesinde salyangoz satmayalım, doğru mu? Tamam dayı o zaman nasıl Yahudi nişan ödülünü kim aldı? Ben mi aldım? Niye aldı ya? Yahudi nişan ödülünü kim aldı? Özür dilerim. Tayyip Erdoğan aldı. Tamam niye aldı işte? Bunu ilk defa bir Müslüman aldı. Bunu bir düşünmemek lazım ya. Şimdi şunu izah etmek istiyorum. Bunu bir düşünelim abi ya. Tamam hep beraber düşünelim. Ya güzel kardeşim her şeyi düşünmek gerekiyorsa sen bir kere şu kafayı bir çalıştır la. Özür dilerim abi. Bunu düşünelim diyorsun. Tamam düşünelim. Amerika senin tepene binmiş. İsrail tepene binmiş. Herkes tepene binmiş. Neden? 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 30 trilyon borç ödüyoruz abi biz bir saatlik. Dakika. Lan Amerika'nın Amerika batmış trilyon borcu var ya. Abi dayı onlar dolar zaten onun istediği kadar basar verir millete. Suni onlar, para. Verir sana borcum var. Suni para. İtalya'ya borcu var abi. Suni para. Allah, bu ülkeyi 100 yıl önce satmışlar zaten. Merkez Bankası'nın %50'si bizim değil ya. Beyefendi biz arkadaşlık işteyiz. Niye arkadaşa konuşuyorsunuz? Biz zamlar soruyoruz. Siz de onu görüşünüze geldiniz. Tamam kardeşim dünyanın her yerinde zam var ya. Elektriği ve doğalgazı her yerde zam var. Ya kardeşim sen doğalgazı kendin mi üretiyorsun? Benzini kendin mi üretiyorsun? Yurt dışına bağımlısın. Sisteme girdi mi? Elektrikle üretiyoruz. Niye elektrikle üretiyoruz ya? Barajlar ne oldu abi? Ne var barajlarda? Su parası sana kaç para geliyor? Bana mı? He. Şu an 100 lira gelirken bana 350 lira geldi. Elektrik 10 milyar gelirken bana 35 milyar geldi. Bir sana gelmiyor bu. Herkese geliyor. Herkese geliyor. Bu ülkede beni soymaya ne hakkı var? Kendisi kararnameyle benim seçmediğim İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, bilmem ne Enerji Bakanı, benim seçmediğim bakanları o kendisi koyuyor. Nasıl koyuyor? Zaten onları koyacak. Sen mi koyacaksın, ben mi koyacağım? Abi zaten ben mi seçtim onu? Ben mi seçtim? Kimi sen mi seçtin? Kimi? Dışişlerini şeylerini. Zaten kararnamede sen seçemezsin. Ben de seçemem Dışişleri Bakanını. Ne oldu? İstifa ettiği zaman ne oluyor abi? Ne hükümet? Cumhurbaşkanı sadece bir kararname imzalıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşın cebinde gözü var abi. Çalışanın gözünde var. Sen kaç para maaş alıyorsun abi? Ben çalışmıyorum. Ne iş yapıyorsun? İşporta yapıyorum. İşporta yapıyorsun. Hı hı.
Tabii, eyvallah. Ne eyvallah? Çalışıyorum kardeşim, çalışıyorum. Çalışıyorum. Çalışıyorum ya. Bu ülkede üretiyorum, üretiyorum. İmalat yapıyorum, üretiyorum. Ne yapıyorsun? Üretiyorum. Söyle. Nasıl ne yapıyorum? Tekstil yapıyorum. Tekstil. Tekstil atölyesi var. Atölyem var. Evet. İşportacıyım diyorsun. Evet. Yapıyorum, satıyorum. Yapıyorum, bunun vergisini satıyorsun. Ödüyorum. Nerede ödüyorsun? Ödüyorum kardeşim. Ne iş oraya gelin. Ama işportta boş bir neymiş abi, atölye. Elektrik, doğalgaz faturasına gelen kaç para elektrik faturası geldi sana? Bana ne geldi? 300 lira geldi. 300 lira. Evet. Kaç makine? Atölye mi burası? Hayır, eve geldi ya. Atölyeyi soruyorum. Atölyeyi soruyorum ben. Sanayi kardeşim gelecek tabii ya. Gökten zembille mi iniyor? %127 ne? Zam mı abi? Ayıptır mı? %127 zam ayıptır mı şimdi? Güzel kardeşim bak. Bu dünyada herkes ekonomik krizde. Bunu anlamak istemiyoruz mu ya? Allah Allah, dünya. Almanya'da bir ev kirası 800 euro ya. 800 euro. Millet tütün içiyor, tütün Almanya'da. Almanya'da tütün içiyor. Bir paket Marlboro 15 euro ya. Gurbetçi yok mu burada ya, anlatsın ya. 15 euro. Bak buyur. Buyur. Bir şey söyleyeyim. Ben bak ben gurbetçi. Ben gurbetçi kardeşim bak. Hangi ülke? Ülkeyi karıştırma. Tamam, soralım. Geçmişe baktığın zaman her 100 yılda bir ilk 25 yıl bütün ülkelerde kaos ortamı oluyor. Tamam. Türkiye'de bu ortamın içinde Türkiye üretmediği 100 yıldır Türkiye bir şey üretemiyor. Avrupa, abi Almanya diyor, Almanya'dan örnek veriyor. Genel olarak evet. İnternet sitelerinden bak. Almanya yok. Bak Almanya 4. sanayi evet. Devrini kapattı. Evet. Sen ne üretiyorsun kardeşim? Hangi? Sen bir araba üretmeye kalktın, benzin bırakmadılar. Bak. İnsanlarımız birlik olmadığı için böyle ortamlarda birbirleriyle dalaşıyor. Kardeşim çok güzel sorular soruyor. Yalnız beklemiyor cevabını, Cevabını beklemeden farklı bir soruyor. Ben de soruyorum. Hangi ülkede yaşıyorsunuz? Ya ülkeyi karıştırma kardeşim. Abi, fark eder mi? Ya kardeşim Türkiye'yi konuşuyoruz. Gurbet olsa ne olur? Ya, siz ikiniz burada gelmişsiniz bak. Milletin. Soru soruyorsan bekleyeceksin, cevabını alacaksın. Firmalar bizi Almanya'ya çalışmaya gönderiyor. Orada eğitim Almanya'dasınız. Eğitim alıyoruz, geliyoruz buraya. Oradaki yaşam standartlarını da biliyoruz. Buradaki yaşam orada kazanıp burada harcarsan neden çok Almanya'ya iyi. Gidip mesela eğitim alıyorsunuz. İşimin gereği orada evet. Eğitim alıyoruz. Orada eğitim kilosu kaç para? Ya kardeşim sen ya orada eğitim kilosu ben gidip sana... çalış kazan kardeşim ya, o zaman. Kazan. Özür dilerim. Sen adamın parasından sana ne cebindeki paradan? Özür dilerim. Cebindeki paradan sana ne kaç para alıyorsun? Kaç para alıyorsa alıyor sana ne kardeşim? Kaç para aldım demedim. Onu diyorsun ya. Etin kilosu kaç para dedim sadece. Etin kilosu kaç para? Tamam. Senin Türkiye'de Marlboro sigarası kaç para? 25 TL. 25. Almanya'da 12 euro. Tamam, 12 kaç euro. Para yapıyor? Bak Türk parasıyla niye çarpıyorsun acaba? Çarpıyor. Etin kilosunu soruyorsun ya kardeşim. Tamam 10 euro, 10 euro değil mi? Bak kardeşim ben etin kilosunu soruyorsun. Türk parasıyla çarpıyorsun ama. Almanya'da. Neyle çarpacağım? Almanya'daki etin kilosunu sorduğuna göre Türk'le çarpacağım. Rahat yap. Ben seni konuşturuyorum. Konuştursan ne olur, konuşturmasan ne olur? Siz çıkmışsınız burada, milleti bir araya toplamışsınız. Milleti birbirine sokmaya çalışıyorsunuz. Milleti birbirine sokmayın. Milleti kardeşi kardeşe düşürmeyin kardeşim. Senden başka bağıran yok ya burada. Bağırtırma kardeşim sen bütün milleti buraya toplamışsın. Yok o onu dedi bu bunu. Güzel kardeşim sen ülkende ülkene sahip çık. Bayrağına sahip çık. Vatanına sahip çık la. Her zaman sahip çık. Vergimizi de veriyoruz halkımızı da. Yok yapmasaydın bir de. Yapmayanlar. Hayır bir de yapmasaydın. Neler daha yapmadı işte. Yapmasaydın neler bir de. Neler daha yapmadı işte. Güzel kardeşim parasını veren askerlik yapmıyor. Yapmıyor ya nasıl? Devlet herkese fırsat vermiş. Parayı veren yapmaz. Zenginler tabii, ölmesi tabii, fakir. Ben de yaptım. Hakkari'de yaptım. Şırnak'taydım. Evet. Güneydoğu'ya gittim. Yaptım, her yere yaptım. Ne fakirliği kardeşim? Zenginsin yap. La oğlum siz ya, sizin kafanız ya. Nasıl basıyor ya? Hayır senin zamanında yoktu zaten. Bunun sizin kafanız çıkarttı. Nasıl basıyor ya? Hayferden çıkarttı. Tamam çıkarmış adamın ne güzel. La oğlum. Nasıl güzellik mi? Evet. Parası olan parayı ne yapıyor? Bunlar da anlamaz. Yalan. Bak Sümer Bank Merinos çalışanıyım ben bak. Tamam. Faruk Çelik geldi bize. DSP'nin döneminde Merinos'un şeyeti devredildi. Rahmetli Ecevit. Toplanmayın. Toplanmayın. Tamam mı? Rahmetli Ecevit. Toplanmayın böyle. Biz orada eylem yaparken Faruk Çelik geldi dedi ki Merinos'u kapatmaya kimsenin gücü yetmez dedi. Ne oldu? Kapandı. Geldiler 6 ay sonra kendileri kapattı. Bizim arkadaşımız birisi Ankara'da yanına uğruyor. Diyor ki sayın vekilim böyle demiştiniz. Ne oldu da bu duruma düştük.
Ne olur dedi. Ya. Bu koltuğa geçince çok şey değişiyor. Bak tamam. Senin yüzüne karşı söylüyorum. Sen nerede yaşıyorsun sen ya? Bu insanlar boşuna mı öldü? Hayır boşuna mı öldü bunlar? Kim verecek? Hayır boşuna mı öldü? Kim öldü? Tayyip öldürdü bunları. Bahçeli mi öldürdü? Devlet Bahçeli mi öldürdü? Ben sana bir şey söyleyeyim. Devlet Bahçeli mi öldürdü bunları? Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu insanlar şehit oldu, ölmedi. Bak. Kelimeye bak, dikkat. Onlar şehit oldu. Ölmedi şehit güzel oldu kardeşim. Tamam. 15 Temmuz'da herkes çıktı. Herkes ben de çıktım. E çıktıysan niye çıktı konuşuyorsun? Bir dakika nasıl çıktı? Sen hiç ihtilal görmedin mi? Hiçbir şey görmedin mi? Sen gördün değil mi? Ben gördüm. He gördün sen ihtilal. Gördüm. Nerede gördün sen darbeyi? Bursa'da. 15 Temmuz'da gördün. Baskın eğer darbe olacağı zaman senin ruhun bile duymaz. Ruhun bile duymaz. Ya neyse. Ya siz, siz bu ufacık, ufacık. Darbe öyle mi olur Allah aşkına ya? Elektrik doğalgazdan ne darbeye geldin? Saçmalamayın. Bu değil ya, geçim sıkıntısı. Bizim abla, dün canımız yandı. Nerede yandı senin canın? Benim cebimde devletin, hükümetin gözü varsa aram zıkım olsun. Tamam senin, mı? Senin ben paranda... AK Parti'yi de sevmiyorum. Sevmeyebilirsin güzelim. Ben güzel Türkiye kardeşim. Cumhuriyeti'ni seviyorum. Sevebilirsin. Ne? Ben de partici değilim. Ben de devletçiyim. Ne? Sevmeyebilirsin. Bizim işimiz burada parti değil. Benim parti bizim değil. İşimiz benim burada parti sıkıntısı değil. Benim geçim herkesin sıkıntısı var kardeşim geçim sıkıntısı. Bir senin mi var? Pazara. Kaç para pazar? Pazar kaç para? Ya herkesin var güzel kardeşim ha, geçim sıkıntısı bizim ya. Benim yok mu zannediyorsun? He? Biz bunu benim yok mu zannediyorsun? Hayır, sen bunu söylerken hangi, o onlar nasıl öldü demek diyor, ne demek yok, ya? Sen kendin ha gösterdin. Sen kendin ben gösterdin. Ben bayrağı gösterdim. Sen onlar nasıl öldü diyorsun ya? Sen onları ya, gösterdin. Hayır şimdi neyse, bunları da gidip tamam, Devlet Bahçeli tamam, mi öldürdü? Tamam, tamam. Oraya getirme içinden geçerim senin ha. Ayıp, ayıp. Bak ya, ayarsız tamam, ayarsız konuşma. Devlet Bahçeli'ye bir kelime söylersen bak tamam, ayarsızlaşma. Sen ayarını koru. Sen git sen git ya bu çocuk git tamam. Tamam tamam. Sen devlete laf söyleyemezsin. Senin yaşın kaç?